Molotov kokteyli atıldı, sonra pompalı tüfekle ateş açıldı. Bizim kimseyle husumetimiz yok diyen çaresiz anne ve iki kızı esrarengiz saldırganların yakalanmasını istiyor. Molotov atılmıştı. Bu sene Temmuz ayında da 3 el pompalı tüfekle ateş edildi. Benim evime kadar, canıma kadar, hadi malı geçtim. O gece üçümüzden birine bir şey olabilirdi. Önce molotof attılar, sonra kurşunladılar. Ölüm tehlikesi altında yaşamaya, hayata tutunmaya çalışıyor. Şüphelendiğiniz biri var mı? Şüphelenen birileri yok şu anda. Benim hiç kimseyle bir problemim olmadı. Benim aklımdaki tek şüphe mahalleden birileri yaptı ama bizim evi gösterdi. 38 yaşındaki Hatice Hanım Eyüp Yeşilpınar'daki işte bu evde yaşıyor, ancak büyük bir korkuyla yaşıyor. Çünkü geçtiğimiz yıl Eylül ayında maskeli iki kişi evinin önüne geldi ve bu pencereye molotof atıp yangın çıkardılar. Ancak yaşananlar bununla da kalmadı. Cam komple indi. Kimin yaptığını da çok merak ediyorum. Bu kadar kanlı düşman kimle düşmanım yani? Hatice Hanım ve kızları o yangının şokunu atlatamadan bir olay daha yaşandı. 15 Temmuz gecesi yüzünü gizleyen iki kişi yine evin önüne geldi. Pompalı tüfekle 3 el ateş etti. O kurşunlar yine aynı pencereye isabet etti. Bizim kimseye karşı bir düşmanlığımız yok. Hatta o kurşunlardan biri pencereyi deldi, oturma odasındaki işte bu duvara isabet etti. İlk sese gelip de ne oluyor diye girseydik odaya, kesin birimizden biri yoktuk yani. 3 el pompalı tüfekle ateş edildiği geceden kalan izler bunlar. 23 yaşındaki kızım geceleri benle yatıyor. Anne diyor, tek kalamıyorum diyor. Polis şimdi o saldırganların peşinde. Aynı insan bunu yapıyor ya da yaptırıyor.